Denizciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın evet. Erman? Gör beni'den sonra yeni formatımızda seni ağırlıyoruz. Şahane bir fikir. Özellikle Nüket Hanım'kini gözlerim dolarak izledim. Ben başına bu arada, bu da aslında bir nevi gör beni gibi olmuş. Bu onun gelişmişi. Yani bu onun aslında yalan haberleri düzeltme şansı ama hep yani o haberleri düzeltirken ben bilmiyordum mesela yani bu kadar aile travması bilmem ne. Şimdi sana bunu okey dedikten sonra ben şunu düşündüm. Benim tabii ailede böyle çok travmatik bir durum yok, sen biliyorsun. İki şey söyleyeceğim. Birincisi benim yerime hepsini sen düzeltebilirsin. Biz bu yolu hepsini beraber yürüdük. Bir, ikincisi derim ki ulan benden öyle aile travması çıkma şimdi saçma sapan o sevgili bu sevgili Allah. Vallahi ben önceden seyretmiyorum. Neyse bakalım. Çünkü önceden seyredince böyle rol yapmış gibi oluyor. Ben de seninle beraber seyrediyorum. İzle ama benimkileri armağan düzeltsin. Tamam. Evet hadi bakalım iyi seyirler. Sağ ol. Yıl 1995. Dönemin popüler modellik yarışması Elite Model Look için seçilmiş adaylar heyecanla bekledikleri final gecesi öncesi son provalarını yapmaktadır. Yarışmanın koreografı Uğurkan Erez büyük bir hızla devam eden provayı bir anda durdurur ve adeta burnundan soluyarak tarihe geçecek şu cümleyi kurar. Burada bulunan 20 adaydan 19'u bir gün gelecek Türkiye'nin en iyi modelleri arasına girecek. Biri ise hiçbir baltaya sap olamayacak. O hiçbir baltaya sap olamayacak kişi bir gün gelecek, Türkiye'nin en iyi modellerinden biri olacak, Deniz Akkaya'dan başkası değildir. Ne bu çok pardon. Uğurkan abim ne öngörülü adammış değil mi? Ama sen bir şey yapmışsındır da öyle demiştir. Söyleyeyim sebebini. Aslında tabii bu burada yol buldum da Uğurkan abi buradan çakayım değil de aslında haklıydı şu an baktığım noktadan. O zamanlar tabii o işi kariyerinde iyi bir yerdeydi. Bayağı yol almıştı. Ben hiçbir şeydim o zamanlar. Ben böyle aynen şu an seyrettiğimiz gibi o zamana döndüm. Çok enteresan bir his geldi. Televizyonda böyle hiç unutmuyorum. Yerde sehpanın önünde oturuyordum ve bir şeyler yiyordum. Sırf annemlerden 10 gün uzaklaşabileyim. Oh orada eğlence, parti, modeller şimdi dışarıdan baktığın gibi. Hem uzaklaşırım hem kendim orada yeni bir dünya kurarım. Hayaliyle üniversiteye giderken böyle bir şey yapmıştım ki annem babam nasıl izin verdi bilmiyorum. Abi gittim. Günde 20 saat prova. Öbürsü saatte zaten ya uyuyoruz uyumuyoruz. Duyguyla ilgili ayrı bir şey var onu anlatacağım. Yani herkes dünyadan bir haber. Bu hani tuvaletin yanında bir de dibe miydi neydi onun ismi? Tuvaletin yanında bir de popo yıkamak için. Bir de. Vallahi Duygu onu ayak yıkanıyor zannetmişti hatta o zaman. Bak yani nelerden geçerek gelmiştik. Ya ben tek sosyalleşip kendimiz dinlendirdiğimiz yer o dibe miydi? Dibenin içinde ayaklarımızı suya soktu düşün yani. O bu arada benim fikrim değildi Duygu'nun da. Oydu yani en eğlendiğimiz anlar. Sen o kadar ilgisizdin ki Uğurkan abi nefret etti. Yani ben geldiğim yani hayallerle gerçekler olmuştu o yarışma benim için. Yani ben hani elit modelluk nereye geldik partileyeceğiz eğleneceğiz annemden babamdan ipleri kopardım derken anamdan babamdan daha kötü bir adamla karşı karşıya geldik. O da Uğurkan abiydi. Buyurun. Duygu Dikmenoğlu'nun birinci seçildiği o yarışmada Akkaya dereceye giremez. Ancak Uğurkan Erez'in sözlerine öyle bilenir ki yarışmadan hemen sonra Erez'in rakibi olarak gördüğü Neşe Erberk ajansa kaydolur. Ertesi yıl Best Model of Turkey yarışmasına katılır ve birinci olur. Uğurkan Erez'in sözleri onu sindirmek yerine güçlendirmiştir. Hemen ardından girdiği Miss Grace of the World yarışmasında da dördüncü olur. Zaten inandığı yolda geri adım atmamak... Bu arada resimleri ters koymuşsunuz. Ben yarışmaya girdiğimde bu öncesi. Ha burnun yapılıydı. Evet burada dil gördüğün gibi yok, gözün de değil. Görmüyor. Bir, değil, onu değil. Gözün bozuk bile olsa yapılı olmadığını görürsün. Evet biraz sıra karışmış düzelteyim dedim. Zaten inandığı yolda geri adım atmamak Akkaya'nın tüm kariyerinin de özeti olacaktır. 3 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğar Deniz. Aslen Kayserili bir ailenin ikinci çocuğudur.
Babası denizcilik işletmelerinin genel müdürü, uzak yol kaptanı Muzaffer Bey, annesi Türk Hava Yolları bünyesinde görev alan ekonomist Dinemyiz Hanım'dır. İsmini denizci babasından alan Deniz, güzelliğini ise annesinden gelen Çerkes genlerine borçludur. Beyaz tenli, güçlü ve sağlıklı olmasını sağlayan Çerkesliğiyle övündüğünü her fırsatta dile getirir Deniz. Ancak güzelliğini borçlu olduğu kişileri sayarken annesi ve anneannesinin yanına doktorlarını eklemeyi unutmayacak kadar da dobradır. Kendisi her ne kadar saklamasa da başarılarından çok estetik ameliyatlarıyla gündeme gelecek, magazinle arası her açıldığında haberleri henüz ameliyat olmadan önce yaptığı işlerde çekilmiş fotoğraflarıyla birlikte servis edilecektir. Yarışmadan sonra televizyon ekranlarında ilk görünüşü bir video kliple olacaktır. Nihat Doğan'ın Maçoyum Ben klibinde o estetiksiz hali... Bir saniye hali... duralım. O bu yarışmalardan önceydi. Şey, ama zaten şey öyle bir kronoloji takip etmiyor. Etmiyor. Kafaya öbürleri öyle kronolojik gidiyordu. Niye benimki bir önden bir arkadan? Tamam ben yani o kronolojide daha önde olması. Sen yarışmadan önce mi Nihat Doğan'la klip çektin? Evet. Ama sen istiyor musun değil mi Deniz bu işi yapmayı? Yani hangi işi yapmayı? Ya ne bileyim hani. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Şeyin klibinde de oynadık biz kalabalık hem de. Orada zehirlendik. Neydi? Yıllar geçse de... Söyle ne? Aa çocuğum. Yıllar geçse de... Yıllar geçse de... Kimin de? Ha Ferda'nın ya. İyi de arkadaşmışım ayıp olacak. Ferda Anıl Yarkın klibinde... Ferda Anıl Yarkın'ın klibinde oynarken otobüste... Benden başka orada birkaç kişi daha vardı. Zaten klibi açıp bakarsanız zehirlendik biz o klip çekiminde. Size bozuk tavuk mu verdiler? Hayır. Jeneratörü şeyin içine koymuşlardı. Otobüsü. Biz de içindeydik otobüsün. Allah'ım eskiden kafamız da çalışmıyormuş ya. Bir şey söyleyeyim mi? Eskiden haybeye yaşıyormuşuz bu arada söyleyeyim. Şimdi gerçekten şartlar hem dizi çekenler işte televizyonda çalışanlar bakıyorum da biz eskiden yani gerçekten aşkla yapıyormuşuz her şeyi. Evet. Bir de o hem ses. Tabii. Bir de benzinin... Tabii ve bir de bizi sonra kalktık biz çalışmaya devam da ettik. Bir de yoğurt yedirmişlerdir. Hatırlamıyorum onu. Öyle bir şeyim daha var klibim burada olmayabilir. Yoğurt yedirmişlerdir. Hadi bakalım. Deniz Akkaya aslında güzel değil iddialarını yayma cemiyetinin yıllarca en yaygın olarak kullanacağı belgelerden biri olacak. Bugün bile Akkaya ile anlaşamayanların ısıtıp ısıtıp kamuoyunun önüne sürdüğü bayat bir malzemeye dönüşecektir. Biz de şu an konuşuyoruz. Ama biz siz de biyografini yapıyoruz. Ha yersen. Tam televizyoncu cevabı. Vallahi evet. Ama. Evet. Buyurun. Bu video klipten hemen sonra Mahsun Kırmızıgül'ün başrolünde oynadığı Bu Sevda Bitmez adlı diziye dahil olur Deniz. Ancak çekimlerde aynı sahneyi defalarca tekrarlamaktan çok sıkılıyorum diyerek birkaç bölüm sonra diziden ayrılır. Ya gerçekten böyle mi yaptın? Şimdi biraz önce de dedim ya Metin beni anlamıyor. Şimdi bu Covid de beni zaten benim içimde böyle bir sıkıntı varmış. Böyle bir yerde stabil. O yüzden mesela biliyorsun ben canlı yayın daha çok severim. Böyle çünkü kesme yok. Kesme. Bir daha yap demek. Allah yürü ya kulum. Benim de mizacım bu. Biraz kendimi işime uydurdum. İşi kendime uyduraraktan. Yani çok dizi denemem olmadı biliyorsun. Çünkü gerçekten ana sorun bu doğru. Duramıyorum. Sıkılıyorsun. Evet bir de televizyon mesela şov yaparken Armağan orada da sen daha burada da. Yani biz takla da atsak, stüdyoya inek de soksak. Zamanında Okan Bölgen sokmuştu. Yani bir şekil oluyor ama burada bir bize çizilen bir rol var ya. Olmuyor işte ben yapamıyorum onu. Ama uzun metraj çekmeyi seviyorsun. Çünkü orada zaman kısıtlı, para çok hızlı gittiği için orada her şeyi hızlı çekiyorlar. Ve çok nasıl diyeyim sana her şey daha kontrol altında. O zaman hani ki Covid ortamında da çektik biz bu arada Netflix'e evet. Bir film çektik daha çıkmadı ama. Ya o başlayıp bitiyor. Onun başıyla sonu belli. Bir ay içinde bitecek. Bu ne olacak? Ya dizi tuttu mu? Oo. Tabii canım. 5 sene çekme ihtimalim var. Yani dizide çalışan diğer ekibe yazık bir yandan onu düşün. Benimle çalışmak zordur. Biraz hareketli olduğum için biraz önce bak mikrofon da gitti koptu. Haydi. Doğru yani doğru mevzu. Bir yandan İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümündeki eğitimine devam ederken bir yandan da podyumlarda fırtına gibi esmeye başlamıştır. Mankenlik kariyerine hızlı bir başlangıç yapar.
Yıldırım Mayruk, Vakko, Beymen, Arzu Kaprol, Atıl Kutoğlu, Cemil İpekçi gibi sektörün ünlü kişi ve markalarıyla defile, tanıtım ve organizasyonlarda çalışır. Yıldırım Mayruk defilelerine baş manken unvanıyla çıkan Akkaya, podyumda giydiği cesur kıyafetlerle adından söz ettirir. Aynı dönem adından söz ettirdiği bir başka olaysa Okan Bayülgen'le yaşadığı aşk olur. El ele girdikleri Ak Merkez'den Bayülgen'i tokatladıktan sonra sinir krizi geçirerek ayrılan Akkaya, hıncını kendisini görüntülemeye çalışan magazin gazetecilerinden çıkarır. Bir dakika. Orada o gün sadece bir muhabir vardı. Hıncımını ondan çıkarmaya çalışmadım bu arada. Bu doğru değil. Ben hıncımı zaten Okan'dan çıkarmıştım. Devam edebiliriz. Evet. Çocuklarımız aynı sınıfta okuduğu için artık birazcık şeyli keserek konuşuyorum. Sınıf arkadaşı Ayşe'yle İstanbul'a. Evet. Dergi kapakları çok sever Deniz Akkaya'yı. Buğulu gri gözleri, geniş omuzları ve maskülen tarzıyla yuvarlak hatlı Türk mankenleri arasından sıyrılmış, Şam'dan dergisine "İnanılmaz ama bu kız Türk" başlığını attırmıştır. Ne ilginç başlıkmış. Zannediyorum o zamanlar Kenan abi vardı, Kenan Erçetingöz vardı Şam'dan dergisinin başında. O zaman tabii medya çok keyifli bir ortamdı Armağan, biliyorsun bunu. Dedim ya zaten bundan birkaç sene sonra tanışıyoruz zaten. Evet. İlişkimiz başlıyor. Bu dergi kapağının benim hayatımda çok büyük önemi vardır. Mesela şunu düzelteyim. Bu Mehmet Werner'in fotoğrafı. Herkes bunu Nihat Odabaşı zanneder. Sonra burada Nihat asistandı. Ama bundan sonra hani tarihe geçecek tüm o kapakları hepsini Nihat çekti. Bu mesela Nihat zannedilir değil. Ama... Sen o zaman daha böyle şimdiki gibi Deniz Akkaya değil, yeni mi başlıyorsun? Hiç kimseyim ben o zaman. Yani şöyle söyleyeyim, alanında profesyonel bir modelim. İyi defilelere çıkıyorum ama celebrity değildim, öyle söyleyeyim. Yani çok iyi modeldim. Biraz önce saydığınız bütün o işte defilelere, markaların defilelerine çıkıyordum ki o zaman podyum modelliği de vardı. Şimdi o da kalmadı zaten Türkiye'de. Ama yani hani sokakta ya bir yerden tanıyoruz, vay ne değişik kız diyorlardı ama hani bugün şimdi teyze de tanıyor, 5 yaşındaki de tanıyor. Yani o şeyde değildim. Bu Şam'danlar, o zamanlar tabii dergiler, bu dergiler ne satıyordum böyle acayip tirajlar. Benim gerçekten hani televizyona çıkmamdan daha etkili olmuştur. Bu kapak. Bu kapak ve sonrasında gelen Şam'dan kapakları. Eskiden bir gazete haberiyle bir gecede hayatının değişmesi mümkündü. Şimdi bu şeyler çok mümkün değil. Herkesin kendi gazetesi var. Şimdi senin bir televizyonun var. Ben yani öyle bakıyorum ve senin televizyonuna gelme bence muazzam bir televizyon yarattın. Ama o zaman bir böyle satır çıkması için hatırlarsan ağam paşam peşlerden koşardık. Ama o zamanlar daha keyifliydi her şey. Bunu söyleyince de kendimi yaşlanmış gibi hissediyorum ama yani magazin daha eğlenceliydi. Zaten şimdi biraz sonra göreceğiz. En eğlenceli kısımları ben yaşadım çünkü. Doğru. Buyurunuz. Mehmet Werner'ın çektiği disko toplu ikonik fotoğraflar hafızalardan uzun süre silinmez. Hemen her defilede podyuma çıkmanın yanı sıra dizi oyunculuğu ve sunuculuk da yapan Akkaya'nın adı bir süre sonra aldığı işlerden çok beraber olduğu ünlülerle anılmaya başlar. Akkaya'nın anıldığı isimler arasında Okan Bayülgen'den Erdal Acar'a, Teoman'dan Cem Yılmaz'a kimler yoktur ki? Bir saniye. Şu Cem Yılmaz'ı gerçekten çok seviyorum biliyorsunuz da yani anıldı gerçekten bunu. Yani şu estetiksiz fotoğrafımı basın da şunu basmayın sinir oluyorum gerçekten. Cem çok seviyorum söyleyeyim ama benim yani onun çok yakınıyla beraber oldum ben. O yüzden yani Yılmaz Erdoğan'dan bahsediyorum. Geçmedi mevzu. 3 kere Okan dediniz, bir kere Yılmaz dediniz. Niye? Torpil var herhalde. Gerçekten çok seviyorum. Bunu da böyle söyleyince sanki sevmiyorum da söylüyorum gibi ama gerçekten öyle bir şey yok. Hiç olmadı. Hiçbir zaman. Hiç.
Yani bunların hepsini kabul ettim, Cem'i bir köşeye koydum, deli şey yapmış gibi affedersin sürekli onu reddediyor değilim herhalde. Bu tabii en canım, baştan beri... Bir de bir şey söyleyeyim, sen yaşadığı ilişkiyi reddeden bir kadın değilsin. Onunla askerden döndüğü zaman Cem bir Harper's Bazaar'a, hatta Gülse Birsel'di genel yayın yönetmeni, bir dergi çekimi yapmıştık. Onu da Nihat çekmişti. O zamandan beri kaldı. Düzelteyim dedim. Halbuki buyurun. Hiçbir zaman bir şey olmadı. Hayır. Bak, hiçbir zaman. Al düzeltecek bir şey. Buyurun. Gençtir, güzeldir, akıllıdır Deniz. Hayatını yaşamaktan ve yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmaktan çekinmez. Cem Yılmaz'la dönemin popüler dergisi Bazar'a verdikleri yarı çıplak pozlar çok konuşulur. Ancak o bu pozlardan hiçbir zaman rahatsızlık duymaz. Bir saniye. Bir dakika. Biz işimize geldiği zaman Avrupalı, işimize geldiği zaman son derece muhafaza. Biz neyiz, ne olduğumuzu kaybettik. Ben modellik mesleğine adımımı gördüğünüz gibi elit model look'la atmaya çalışmış. Sonra da best model olmuş bir kadınım. Dünyanın her yerinde Victoria's Secret modellerine bakıp ah geçiriyoruz, uh geçiriyoruz, vay sanat eseri diyoruz. Biz bu işi yapınca buradan bir ahlak dersi çıkarmaya çalışma hissi, zaten aradan 25 sene geçti, bir şey değişmedi, devam ediyor. O zaman da böyleydi. Hala aynı bakıyorum. Benim için modellik mesleğine bakışım o zaman neyse, bu zaman da şu anda böyle. Ben bir ev hanımı veya işte atıyorum bir doktor, bir aşıyı bulmuş bir doktor veya atıyorum bir devlet memuru değildim ki. Ben her zaman modeldim. Bana sorarsanız bir defileye gittiğinizde bunu giymem, onu giyerim demek daha amatör baktığınız zaman. Ama maalesef Türkiye'de o zaman da hala bu fotoğraflar konuşuluyor. İkimizle de çoluk çocuğa karıştık. Hala konuşuluyor. Ama ne güzel. Bir yandan da aslında Türk popüler kültürüne unutulmaz bir tabii şey tabii. Hediye etmişsin. O yani. Anlamda Armağan çok şey yaptık. Sadece bunda da değil, televizyonda da yani baktığın zaman Şeyma Subaş'ın Türkiye'ye kazandırmış yarışmanın sahipleriyiz. Övünelim mi bilmiyorum ama yani baktığın zaman bizim işimiz entertainment ya. Yani Türkçe'de ne oluyor? Eğlence. Tamam, bunları eğlencelik. Millet maaş yetişmiyor, kafa bozuk, kariye bozuk, kocaya bozuk. Bize bakıp eğleniyorlardı işte. Zaten hala da böyle olmalı değil mi? Biraz. Ya zaten popüler kültürü de çok fazla ciddiye almak gerekiyor mu bilmiyorum. Hayır. Yani. Hayır. Ama işte popüler kültürün içindeki donelere kendi yaşantından bu kadar da böyle gerilerek bakmaya da gerek yok. Vay o resmi çektirdi, vay bilmem ne oldu. Ya bu kadın modeldi o zaman hele... İşte kaç yaşındaydım? 20'li yaşlarımdaydım. Yani ne bekliyordunuz ki benden zaten? Böyle bebe yaka elbisemle oturup böyle ne bekliyordunuz yani? Buyurun. Fotoğraflar yıllar sonra yeniden gündem olduğunda derginin o dönemki yayın yönetmeni Gülse Birsel'in zekasına çok güvendiğini ve kendisini böylesine zeki bir insanın ellerine teslim etmiş olmaktan pişmanlık duymadığını söyler. Akkaya'nın zekaya verdiği önem yanında görülen erkeklerden de bellidir. Sevgililerini ülkenin en kaslı ya da yakışıklı erkekleri arasından değil, entelektüelleri arasından seçmeye gayret eder. Çalışkandır Deniz. Podyumdan inip sete... Hakikaten ya, benim hiç kaslı sevgilim olmadı ya. Şimdi mi fark ettin? Değiştirdim fikrim bundan sonra. Geçen sene Görbeni'ye geldiğimde öyle istediğimi söylemişim. Daha bir değişiklik yok. Öyle mi? Şimdi mi fark ettin bunu? Hayır, geçen dedim ya, ben bana yakın. Evet. Bu 40'tan sonra fikir değiştirdim. Artık diyorsun zekasının bir önemi yok. Bendeki ikimize de yeter buyurun. Çekimden çıkıp provaya gider yıllar boyunca. Omzunu varlıklı bir erkeğe yaslayıp evinde oturanlardan olmak istemez. Mesleğini öyle sever ki uzun çalışma saatlerine de emeğinin karşılığı olmayan 3 kuruşa da gıkını çıkarmaz. Röportajlarında belli eder kalbinin kırgınlığını. Bir evim bir de arabam var. Yıllarca sabah akşam çalıştım. Bırakın o kadar da olsun. Benim başkaları gibi bankada dolarlarım yok, der. Dizi yapımcılarının mankenleri kriz var diyerek ucuza çalıştırdığını iddia ettiği bir röportajından sonra manken arkadaşları tarafından dışlanır Deniz. Kimse gerçekleri konuşup da düşman kazanmak istemez. Deniz Akkaya ise düşman kazanmak pahasına doğru bildiğini söylemekten ve hayatını inandığı gibi yaşamaktan hiçbir zaman çekinmez. Yıllar sonra verdiği bir röportajda hayata gelme amacının bu olduğuna inandığını anlatacaktır. Olduğun gibi yaşanabileceğini de göstermek için.
Ancak olduğu gibi yaşamak o dönem pahalıya patlar Deniz'e. Kariyerindeki başarı grafiği gittikçe düşer. Artık onu cip kazaları, kavgalar, bar çıkışı, merdivenlerden düşmeler ve gözyaşları içinde görürüz. Deniz, bir dakika. O dönem sen mutsuzdun herhalde. Mutsuz. Yani mutsuz da değildim aslında. Bence bir sürü şey var etken. Bugün baktığım zaman yani işte o zaman çok alkol kullanıyordum biliyorsun yani. Şimdi de hiç şey yapamıyorum yani dayanamıyorum. Çok dışarı çıkıyordum, çok sosyaldim. Hani her gece bir sokakta. Her gece sokağa çıkıyorduk. Yani her gece sokağa çıkarsan her gece başın belaya girer. Bir de bugün baktığım noktadan şimdi insanları ürkütmek istemiyorum. Kaç kere ölümün kıyısından geçecek işlere imza atmışız. Hatırla bir şeye gittiğimiz geceyi hatırla. Balık pazarı. Ay evet. Neyse, yok. Neyse o konuyu konuşmayalım. Şimdi baktığım yerden onlara da ilk ya yaşamışım diyorum. Ama mutsuzluktan değil ya. Bir sürü etken vardı. Sadece bir de biraz böyle sürükleniyordum bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani çok düşünmediğim, çok hayata da bu arada kafa yorduğum zamanlar değildi ki. O zaman bile onun sancısını hisseden işte erkek arkadaşlarım biraz önce söylediğin gibi seçme sebebim de biraz hayatla derdi olan adamlardan seçme sebebim aslında ben kendimi arıyormuşum. Yani ne yaptığım iş zaten bir anda vazgeçtim ya modellik yapmaktan. Ne yaptığım iş, ne ortamdaki dal kavuklar çevremizde sende de bende de çok vardı. Hatta ortak paylaşım yaptığımız dal kavuklarımız vardı. Bence bir arayış süreciydi o. Biraz da zaten küçüklükten beri eskiden işte senle tanışmadan önce de Taksim'de rock barlarda geziyordum. O zaman da böyle uçuk bir tiptim zaten. O arayışım kendimi arayışım herhalde bana bunları yaşattı diye düşünüyorum. Allah'tan tekrar ediyorum. Daha zamanım dolmamış ki hep böyle ölümün kıyısından geçecek işler yaptık. Yani bunları kötü niyetli veya görerek yapmadım ama şimdi mesela o kadar cesur değilim. Çünkü aklım başımda. O zaman aklım başımda değil. Çünkü olgunlaştı. Tabii. Ya ayağımıza şıpıdık terliklerle Şamdan'a gittik. Ne manyakmışız mesela. Ya Şamdan'ın tuvaleti, tövbe yarabbim. Tövbe yarabbim. Yani... Şamdan'ın tuvaletinde bizim yanımızdaki arkadaşlarımız söylemeyeyim şimdi saklandılar. Onların karısı gelip bize çullandı. Evet yani acayip. Yani ama bir yandan da hep Ayşe'ye şey diyorum biliyor musun Armağan? Mesela şimdi... Anne diyor şuraya gideceğim, arkadaşım da kalabilir miyim falan. Bana bak bir şey yaparsan ben kül yutmam, bütün analar yutar, ben yutmam. Bana hiçbir şey yediremezsin diyorum. Çünkü ben onların hepsini yaptım diyorum. Ben küçükken çocuk biliyorsun daha önce de çıkmıştı. Babamla annem çok sert anne baba oldukları için son derece makul bir çocuk doğum gününe izin vermedikleri için uyku ilacıyla hem de vermemişim uyku ilacı hala var o piyasada. İçirerek 2 sene her gece sokağa çıktım ben. Sonra yakalandım. O yüzden ben kül yutmam bunları diyorum. Bu ama bana hayata bakarken çok empatik yaklaşabilme yetisi verdi. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bak o dönemleri yaşamasaymışız sen de ben de hani öyle deli gibi gezmeseymişiz. Aynen. Ruh hastaları gibi. Şimdi bu kadar durup oturamazdık belki de. Zaten bir şey söyleyeyim mi Armağan? Bu 40'ından sonra teneşir patlar azgın teke mevzusu var ya. İşte biz bunları yaparken evde evcilik oynamaya çalışarak bundan bir çıkar elde etmeye çalışanların dünyasında şimdi rezil olanları ben çok görüyorum. Her şeyin doğru zamanda yapılması Allah bize bunu bahşetmiş şükür ki. Doğru zamanda, doğru yaşta yapmışız. Düşünsene öyle yaşadığımızı şu an. Yapamazdım ki ben. Ya ben şimdi mesela evden dışarı çıkacağım diye aklım çıkıyor benim biliyorsun. Ne zaman arasam evde oturuyorum. Benim de buradan trafiğe kaldım diye panik oldum ya. Eskiden arabanın içinde uyurduk, uyanırdık. Günler geçerdi. Yani ama o sende de bugün gör beni de insanların... sana açılmasının sebebi işte o empati duygusu ülkemizde çoğu insanda bu yok. Bende de var artık. Çünkü şey yapıyorum. Biri konuşurken şimdi mesela magazin programı yorumluyorum ya. Ya diyorum bu daha 18 yaşında ya. Deniz 18 yaşına bir dönsene diyorum neler yapmıştı 20 yaşında.
farklı bir bakış açısı, vizyon getirebiliyorsun. Tek böyle bakmıyorsun. Yani şey, o bir kısmı güzel, bir kısmı çok şey öğretti. Mesela bugün geldiğim şu noktada, yani biri yanımdan alkol koklasa, artık beni biliyorsun, yaşımın ilerlediğini nereden anlıyorum? Artık polisler beni çevirmiyor durdurunca. Geçin diyorlar. Üfleyeyim diyorum, gerek yok Deniz Hanım, içmiyorsunuz. Hayır, biliyorlar. Evet. Ama eskiden yakaladım, uzaktan üfledim. Etiler'de Range Rover marka Jeep'i ile kaza yapar Deniz. Jeep'inin motor kısmı alev alır. Arabadan son anda çıkarak yanmaktan kurtulur. Sevgilisi Murat Aslan'dan şiddet gördüğü için kulak zarının patladığını açıklar. Daha önce yaşadığı bazı ilişkilerde de benzer biçimde şiddet gördüğünü, ancak bunu ailesinden bile saklayarak yalnızca Aysel Gürel'le paylaştığını gözyaşları içinde anlatır. Aslen kendisine vururken, "Yapma, ben yüzümle para kazanıyorum." demek zorunda kaldığını açıklaması, kadına şiddetin giderek arttığı bugün bile büyük bir üzüntüyle hatırlanır. O sıralarda ünlü isimlerle ses getiren röportajlar yapmaya başlar Deniz. Bu isimlerden biri de Amerikalı aktör Val Kilmer'dır. Kilmer'ın Ayşegül Tecimer'den kaçak tarihi eser satın aldığını açıklamasının ardından Akkaya'nın bu olağanüstü bilgiyi daha fazla açtırmak yerine diğer soruya geçmesi röportaj kariyerinin unutulmazlarından olur. Böyle mi oldu? Bir dakika. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu konunun ana kahramanıyla gel gör ki seneler sonra geçen hafta birlikteydik. Tanırsın, çok da severim. Buradan selamlar sana, bayıldığı için Pamir Demirtaş. O zamanlar Büyük İskender filmi. Junket, yani işte bu röportajlar yapılıyor ya belli bir ülkede, Los Angeles'a gideceğiz. Ses getirsin diye, ki bak doğru yapmış beni götürerek Pamir. Bu ne ki? Orada başımıza daha neler geldi. Ben işte orada tabii bir geyi oynuyordu. Onu sordum diye çıldırdı. Tırnaklarını yiyormuş, hiç hoşlanmazmış. Tırnaklarını yediğini, pis leş gibiydi böyle tırnakları. Oliver Stone'du galiba değil mi yönetmeni? Onunla Pamir iki saniye kayboldu, döndük. Beni geldiklerine kelepçelemişlerdi. Şeyler, güvenlikler. Pamir ayıranı, çünkü şey, hem onu söylediği gibi adama bu 2-3 sordum sorudan dolayı adam ayağa kalktı. Götürün bunu, bu işte bilerek geldi buraya, burayı sabote etmek için falan. Pamir geldi, ne oldu? Benim elleri ayakları söktürene kadar. Sonra Angelina Jolie röportaj yapabilmiştim ama. Yani başı başına bir zaten skandaldı, o baştan sona bir skandal olaydı ama günün sonunda tekrar aynı mevzuya dönüyor. Eğlence dünyasına iyi malzemeydi. Ayrıca da ben ondan sonra çok iyi röportajlar da yaptım, kabul yani. Etmiyorum. Buyurun. Bir süre sonra İtalyan menşeli dergi Dişi'nin Türkiye edisyonunun yayın yönetmenliği koltuğuna oturur. Dergi beyaz gömlek, siyah eyelinerlı, Aysel Gürel çekimi gibi avantgard işlerle dikkat çekse de tirajların düşük olması gerekçesiyle 6 ay sonra kapanır. Aysel Gürel'in yeri hep ayrı bir yerdedir Deniz'in kalbinde. Birlikte rol aldıkları ve Aysel Gürel'in birikmiş bonuslarıyla Deniz Akkaya'ya dönüştüğü Garanti Bankası'nın bonus kart reklamlarının en eğlendiği işlerinden birisi olduğunu söyler. Bir süre sonra onu Taylan Biraderler'in yönetmenliğindeki okul filminde felsefe öğretmeni Alev rolünde izleriz. Ardından Show TV'de yer alan Pişti programını Mehmet Ali Erbil ve Ajda Pekkan'la beraber sunmaya başlar. Yapımcılığını Abdullah Oğuz'un üstlendiği bu programın reytingleri yüksek, Deniz'in keyfi yerindedir. Gece hayatında sık sık görünmeye başlar. Adı bir de uluslararası kavgaya karışır o dönem. Kuruçeşme Arena'da konser veren Guns N' Roses grubunun solisti Axl Rose'la dönemin ünlü gece kulübü Sorti'deki After Party'den beraber çıktıkları, ancak arabada tartışıp ayrıldıkları yazılır. Efendim, bunu da hemen düzelteyim. Bu böyle bir şehir efsanesi yapılmış en büyük... Yalan haber. Yalan haber. Allah'a şükür ki yanımda bir tane de şahidim var. Ben şimdi küçükken Axl Rose hayranıydım. Benim ilkokul... ve ortaokul, ne diyorlar onlara, işte okulda verilen böyle yıllıklarımda zaten orada bile yazar. Bu böyle deli gibi Axl Rose'a aşıktı diye. Sonra ben orada seneler sonra gördüğüm zaman Tolga Sezgin o zaman oranın işletmesiydi. Ya tabii çok yıkık, bitik bir halde gördüm Axl Rose'u. Bütün hayallerim suya yıkıldı. Düştü. Ve sevgilisi mi eşi mi, o da vardı bu arada yanımızda. O zaman bu bir otelde, hangi otelde kaldığını hatırlamıyorum.
Orada o şeydeydi işte, sortinin olduğu yerdeydi. Oradan arabaya bindik. Tabii yetkili olarak Tolga da bizimle. Ortaköy'e doğru gittik. Orada tam dedi ki ben vazgeçtim, terse doğru bir yere gideceğim. Telefon geldi bana dedi. Ben de o zaman İstinye Park'ın orada oturuyorum. Hadi dedim önce beni bırakın dedim. Tolga da arabada, ya dedi bu da dünya starı, acaba biraz şey mi yapsak onu acaba? Bana ne dedim, ben de kadınım. Durduk Ortaköy'de sabaha karşı, kimse yok. Extra Rose, ben, Tolga. Kapının önünde şey kavgası, kimi önce bırakacağız? En son dedi ki o zaman beni burada bırakın dedi. Biz de onu Ortaköy'de taşın üstünde bıraktık. Adam mı? Evet. Bu hikaye böyle aslında yani. Hikayenin... hikaye... Ağzım açık kaldı. Evet. Ve adama neyse ki, Allah'tan gerçekten o zamanlar Türkiye'de dünya daha iyi bir yermiş. Adama bir şey olmadı. Bıraktık bayağı. Yani ne taksi geçiyordu, ne sabaha karşı işte yeni hava aydınlanmış. Ben bindim gayet güzel araba, İstinye'de indim, evime girdim. Adam yani, inen arabadan bir inen, dakika. Bir de yani arabadan inen Extra Rose değil bendim. Ay pardon, ben değil Extra Rose'du, yanlış oldu. Biraz geriye alın. Şey oldum, abondene oldum. Gece hayatında sık sık görünmeye başlar. Adı bir de uluslararası kavgaya karışır o dönem. Kavga mı? Kuruçeşme Arena'da kavga. Konser veren Guns N' Roses grubunun solisti Axl Rose'la dönemin ünlü gece kulübü Sorti'deki After Party'den beraber çıktıkları, ancak arabada tartışıp ayrıldıkları yazılır. Top Model Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda da görürüz onu. Türkiye'nin o zamanlar henüz 16 yaşında olan Şeyma Subaşı ile tanıştığı bu yarışmada, Akkaya'yı Şeyma'nın yarışma arkadaşının arkasından taklidini yapmak ve jüri üyelerinin sözünü kesmek gibi gayri ciddi tavırlarını eleştirirken izleriz. 2009 yılında gece hayatından da 20 yaşından beri aralıksız sürdürdüğü çalışma hayatından da elini eteğini çeker bir süreliğine. Çünkü kızı Ayşe'ye hamiledir. Bu arada bunu... Bir dakika. Bu arada bu programı Ayşe'ye seyrettireceğim. Neden biliyor musun? Şimdi Ayşe, tabii biz artık bunları yaşadık ama Ayşe çok ilgilenmiyor Z kuşağı. Enteresan, böyle bir Google'da bakma huyu da yok. Geçen gün Pamir geldi ve bu Angelina Jolie mevzusunu telefonla konuşurken bana dedi ki sen nasıl yani Angelina Jolie'le röportaj, sen bildiğimiz gerçek Angelina Jolie. Kapattım telefonu. Sen annenin kim olduğunu zannediyorsun dedim. Yani ben senin çok sıkıcı bir dönemine denk geldim. Ama kız haklı. Şimdi bunu izleteceğim. Diyecek, gerçekten izleteceğim. Anlatamadım biliyor musun? Bana bir böyle inanmaz inanmaz baktı. Kızım sen benimle dalga mı geçiyorsun dedim. Ama şimdi sen sıkıcı bir annesin ya. Şu anlamda hani gece erkenden yatıyorsun. Yok işte kinoa yiyorsun. Hı. Bilmem kaç gram etini tartıyorsun. Onu yiyorsun. Sabah 7'de kalkıyorsun. Spora aynen, gidiyorsun. Doğru. Kızcağızın da bizim o dönemimiz gibi hareketli yani. Tabii böyle bir Kate Moss gibi ana olsaydı değil mi? Yani evet, çocuk şok oldu. Şimdi izleteceğim. Şimdi Extra Rose falan biliyor tabii. Gene de biliyor yani. O dönem rock müziğini takip ediyor. Hani şok olacak. İnanamamıştı biliyorsun. Sen Angelina Jolie ne mana dedi bana. O zamanlar karnındaki bebeğe Ada diye sesleniyor, arkadaşları hadi Deniz biraz dışarı çıkalım diye yalvarsa da o bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirebilmek için en geç 11'de yatağa giriyordur. Hamileliği çok konuşulur Deniz'in. Ayrıldığı iş adamı sevgilisi Efe Önbilgin'in spermlerini çalmakla suçlanır. Bu iddialara yanıtı, sanki buzdolabında saklıydı o spermler de ben de gidip çalmışım. Ay bu olur. Böyle her şey böyle, şimdi de var onlardan. Mesela konuyla hiç ilgisi yok. Konuya böyle dışın dibin dışından katılmaya çalışan. Yani sen bu maçta yoksun arkadaşım, yedek kulübesinde bile yoksun. Böyle katılmaya çalışan profiller vardır ya, öyle bir profil söylemişti onu da. Ben de niye şimdi cevap vermiyorum mesela onlara artık. Akıllandım. Öyle bir profil. Kardeşim sana ne, sen bu konunun hikayenin neresindesin? Ve sana ne? Evet. Yani o zaman tabii aklıma gelmiş, gene kendi üslubumla cevap vermişim ama şimdi duymamazlıktan geliyorum böyle profilleri. Kızını Amerika'da doğurur. Aldığı doğal doğum kursları sayesinde neredeyse kendi elleriyle çıkarır Ayşe'yi içinden. Öyle. Neredeyse değil, gerçekten öyle doğdu. Nasıl? Hiç doktor dokunmadı ki bana. Yani doktor, doktor tenezzülü edip ya doktor Bitrem bu arada Acun'un, daha birçok kişinin de çocuklarının doktorudur bu arada. Müthiş bir doktordu.
gerçekten o olmasaydı normal doğum yapamazdım diye düşünüyorum. Çok enteresan bir adamdı. Hala da galiba yapıyor doktorluk bildiğim kadarıyla. Geldi, orada Amerika'da doğumhane yok. Gelip ayak takıyorlar hemen yatağın kenarlarına, oturduğun odada. Hemen doktor da işte son zamanlarda arıyorlar. Zaten 10 saat falan sürdüğü için bu iş böyle... Saatler sonra geldi, ben tabii aygınlıklar, baygınlıklar geçiyorum. Bir de o zaman orada dula diye ebeler var. Tutmuştum, kadına tam bir Türk anne, hani acımayacaktı, ölüyorum acıdan diye kadına saldırıyordum o sırada. Kadın da zavallı o pilates topunun üstünde köşede sinmiş böyle. Tam o sırada doktor geldi, benim tam o sırada başladı doğumum. Böyle Ayşe'nin bir başıyla bir omzu çıkmıştı böyle, zaten çok yapışık ya, yani içeride 9 aydır. İşte dedi ki Deniz, dedi bak, dedi elini Ayşe'nin dedi böyle koltuğunun altından sok. Öbürün de dedi şey gelecek, öbür kolu hemen gelecek. İkisini birden çek çıkar dedi. Gerçekten kendim yaptım doğumu. Çok enteresan. Ay. Normalde bütün kadınlar böyle yapıyor. Doktorları mı var? Tarlada, orada, burada. Evet, doğru. Gerçekten yani biraz tam yansıtmıyor. Gerçekten öyle oldu yani. Göbek bağını atmaya bile kıyamaz. Göbek bağını yanımda taşıyacağım çünkü Ayşe hep benimle olsun istiyorum der. Kızına kavuşmuş ancak annesini kaybetmiştir Deniz. Bir anneler gününde aramızdan ayrılır Dinemiz Hanım. Bir dakika, annenin ismi ne Deniz? Annem ismi Dinemiz. 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 Ye ise göz bebeği demek Çerkezce. Ne güzel isim. Çok. Ama ben annemin de mesela... beni çok üzen, çok tabii o araya hızlı geçti burası. Evet. Annemin bana şunu dediğini hatırlıyorum. Ben sevmeyi Ayşe ile öğrendim. Biz iyi geçinen bir anne kız değildik. Ben de Aslan Burcu'ydum, o da Aslan Burcu'ydu. Sert bir anneydi. Ben sevmenin ve sevginin ne olduğunu babamı da katarak bunu söylüyor. Babam üzülmesin bunu seyrettiğinde ama Ayşe'yi çok seviyordu. Ayşe de onu çok seviyordu. Biraz önce söyledim ya, şimdi doktora gidiyoruz. Ayşe zaten genetik kodlama yapmış annemden. Bazı huylarını çok direkt almış. Şimdi onların üzerine biraz çalışıyoruz. Onu duyduğumda çok üzülmüştüm. Yani bizim ailemizde hiçbir zaman şiddet, travmalar yoktu. Ama benim annem de benim gibi çok böyle havalı şey bir kadındı. Yani... Özgürlük önemli bir şey ya. Bence evlilik, ben biraz da, benim annemle babam evliydi. İlk evlilikleriydi. Öyle başladılar, öyle bitirdiler ama evliliğin maalesef bir esaret olduğunu düşünme fikrim hep ailemden geliyor. Nedense annemi evlilikte çok mutlu olmadığını düşünen bir çocuktum. Yani özgür olsa daha farklı davranırdı. Çok daha fazla şeyler başarırdı diye düşünüyorum. O ise her gün oturup Müge Anlı izliyordu. Ve kendini üzüyordu onu izleyerek. Ben de seviyorum Müge Anlı. Yani Müge Anlı'yı seyretmekte bir sorun yok. Ama annem mesela oradaki mevzuları çok içselleştiriyordu. Yoksa bence Türkiye televizyonlarının en iyi işi bence de. Ya ben merak ediyorum ne oldu ne oldu. Tabii ama işte bazen de anneler, ev kadınları onu şey yüzünden de seyrediyor. Ya benden de kötüler varmışı görmek için. Ben hep öyle düşünmüşümdür. Ben izleyemiyorum, gece rüyama giriyor mesela. Ben yapamıyorum. Göz bebeğim dediği annesini kaybetmenin acısını yaşarken, cenaze törenine katılan siyasetçi Binali Yıldırım'a gösterilen tepkilere de ayrı üzülür. O gün yaşananları, Binali Bey'in koruması yanıma gelip çelengi kaldıralım isterseniz dedi. Ben çok üzüldüm bu duruma ve çelengi daha da öne koyun dedim. Böyle bir şey kabul edilemez. Binali Yıldırım babamın dostu. Benim de yarı babam sayılır, sözleriyle açıklar. Kızıyla beraber kurduğu ve içinde sadece hayvanlara ve gerçek dostlara yer olan ailesinde mutludur Deniz. Televizyon programlarının yanı sıra kendi YouTube kanalında da harıl harıl çalışıp içerik üretir. Bol bol da spor yapar. Bu kadar sporun cinselliğe etkisi ne oluyor? Sorusuna verdiği, "Hiç cinsel hayatım yok. Geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum." cevabıyla da çok konuşulur. Sporuna olduğu gibi beslenmesine de çok dikkat eder. Bir röportajında söylediği, "Şişmanlarla görüşmek istemiyorum." demeci yanlış anlaşılınca, "Ben bedenime bu kadar saygı..." Şişmanlık bir hastalıktır ve biz hastalıklarımıza bile bile sarılmamalıyız. Ben hayatımda hasta taraflarımı tedavi etmek için çok uğraştım. Hala da uğraşıyorum.
İnsanlara da bizim işimiz böyledir. Biraz tribüncülük vardır bizde. Arkama alayım. Yani işte ev kadınlarını arkama alayım. Şişmanları arkama alayım. İşte MS hastalarının annelerini arkama alayım. Bunu yapmamaya kendime söz verdim. Doğru olanı her zaman paylaşacağım. Ki uzun vadede bu arada şu an daha çok onun ekmeğini yiyorum. Çünkü öyle bir dünya ve zamana geldik ki artık sene 2020 insanlar samimiyet istiyor. Ne kadar tezat fikirde olursan ol samimi ol istiyorlar. Şişmanlık da bir hastalıktı. Şişmanlarla çok kolay arkadaşlık edemiyorum çünkü hayata bakış açımız farklı. Şimdi burada şişmandan kalsın obezite mi? Yoksa ben de şişmanım. Hayır, bu benim söylediğim öyle değil Armağan. Şimdi seninki bak yeme bozukluğu, duygusal yeme bozukluğu diye bir şey var. Ben anoreksiyalarla da arkadaşlık kuramam. Yani anoreksik böyle yemek yemeyen. Sen yeme bozukluğundan söz ediyorsun. Kendiyle yani biz aynaya baktığımızda kendi kendimize çözebileceğimiz bazı şeyleri eğer reddediyorsak bu reddedişleri çok olan insanlarla arkadaşlık etmiyorum. Yani ben bugün psikiyatriste gidiyorum. Her gittiğimde dün gittim mesela beni yatağa deviriyor. Çünkü gerçekleri söyleyen biri var karşımda. Dost da böyle bir şey. Tabii ki o kadar sert söylememeliyiz ama yani bu kadar da yalan bir dünyanın içinde yaşamak beni çok rahatsız ettiği için artık direkt söylüyorum. Kimi ne kadar kırdı kırmadı değil. Anlayan anlıyor zaten. Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır. Bunun üzerinde çabalamak yerine kendini zehirlemeye devam eden bir insan kendi kendine intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de ben arkadaşlık etmem. Sen öyle biri değilsin. Ben arada düzeliyorum. Sen çok özür dilerim televizyon Sefa olduğun için seninki ondan kaynaklı. Seninki başka. Keşke öyle insanlar olsa. Bir de sen şey değilsindir Armağan. Sen sohbetin yanında yemek yersin. Evet. Onlar sohbet etmiyor ayol, yemek yiyor sadece. Benim bahsettiğim o profil. Anladım. Buyurunuz. Kilolu bir erkekle birlikte olma ihtimalim yok demeye çalıştığını ifade eder. Kendi bedenine saygısı olmayanlara verecek saygısı yoktur Deniz'in. Bikini üstü ceket giymesini eleştirenlere ne giyileceğini benden iyi kimse bilemez. Bunu sokakta poğaça yiyen birinden öğrenecek halim yok derken son yıllarda arasının limonileştiği fotoğrafçı Nihat Odabaşı'na veryansın ettiği Instagram postunda "Şimdi oturun ıslak hamburger yiyerek bu milleti nasıl kandırıyorsunuz onun dedikodusunu yapmaya devam edin" yazar. Disiplinsizlikleriyle kendisini moda dünyasından... Anlamadım ben, ıslak hamburger ne be? Onunla var bir tane ıslak hamburger kankası da. O zaman kızgınım şimdi Nihat'la bir arada Arton'un vesilesiyle. Ya Armağan artık şey yapıyorum. Bu da böyle biraz kendimi yaşım ilerlediğini hissettiriyor ama bu güzel bir duygu. Eski dostlarımla artık ilişkilerimi kopanları, çok benim için özel olanları düzeltiyorum. Nihat da onlardan biri benim için. Benim onun Nihat'la kırılmamızın başlangıcı Gülben Ergen'le ilgili söylediğim bir şeydi. Bugün baktığım noktada bana neymiş aslında? Yani onun ilişkisi onu ilgilendirir. Onlar öyle bir platformda ıslak hamburger yiyerek, dedikodu yaparak mutlular ve belki de başka şeyler paylaşıyorlar. Benle bambaşka şeyler paylaşıyordu. Bir de canım arkadaşlarımızın ilişkilerinden bize ne? Evet işte o saçma mesela bu zaman içerisinde kendimde bulduğum bir hata olarak bunu görüyorum. Ve rahatlıkla söylüyorum. Geçen böyle bir 6-7 ay önce Arto Amerika'dayken ya siz eski dostsunuz yakışmıyor size dedi. Gerçekten yakışmıyor baktığım zaman. Yani ben senle de mesela Allah göstermesin öyle bir şey olsa hemen şey yaparım. Düzeltmeye çalışırım. Çünkü bizim yaşanmışlıklarımızı geri yani bu şu an itibaren sarsak yaşayamayız başkalarıyla. Mümkün değil. Mümkün değil. Ben kimseyle küsmem biliyorsun. Biliyorum ama yani hani şey... Ama domuz muyumdur evet. Yok ya değilsin domuz. Ya Allah rahmet eylesin. Nur ablayla da düşünüyorum da yaşadıklarımızı bir daha yani herhalde biri daha yok onun gibi o yaşadık. Yani bana neler yani eskiden Rumeli Hisarı konserleri varken o konserlerimiz Armağan falan yani bunları kimse geri getiremez. Benim için değerli olduğu için... Yani bu ufak tefek eski yenilere çok şeyim yok. Bugün hık deyip ölsem ben gülerek giderim öyle söyleyeyim yani. Öyle hayatımdan memnun bir insanım. Ayşe şey dedi. Anne dedi senin dedi hiçbir şey yapmadan. Burada Covid var sosyal hayat yok zaten hiç bunları göz önünde bulundurmuyor da. Dedi ki hiç dışarı çıkmadan ev iş sıkıldım senin gibi insan olmaz olsun ya dedi. Bir baktım. Ya dedim sen kimle ne konuşuyorsun dedi. Neyse dedim, neyse boş ver. Tabii bu kadar kibar şey yapmadım ama yani
Onlar bana hayata, insanlara, dostluğa farklı bir vizyon kattı. Çok insan tanıdım ben. İnsan sarrafı oldum. Bu güzel bir şey. Seviyorum. Şimdi bakınca mesela hani geçen gün bir tane şey sapık bir herif camdan bir kız attı. Görmüşsünüzdür. Bir de video çekmiş giden. O bizim köpeğin bakıcısıydı. Daha gördüğüm gün bu herif ruh hastası dedim. Çünkü artık o enerji, o epifiz bezim iyice açıldı herhalde. Artık insan sarrafı bakınca anlıyorum. Bu da çeşit çeşit model model insanları işte o 17-18 yaşından beri tanımanın verdiği bence bir güzellik. Ben güzellik olarak bakıyorum. Bazı şeyler, ah çok yordu bu hayat beni. Yok ya, ben şimdiden mesela daha enerjik hissediyorum ama enerjimi daha verimli kullanıyorum. O zaman çok verimsiz harcıyormuşuz. Tabii canım. Haftanın kaç günü dışarı çıkılabilir? Yani buyurun. 7 gün. Son yıllarda arasının limonileştiği fotoğrafçı Nihat Odabaşı'na veryansın ettiği Instagram postunda "Şimdi oturun, ıslak hamburger yiyerek bu milleti nasıl kandırıyorsunuz, onun dedikodusunu yapmaya devam edin," yazar. Disiplinsizlikleriyle kendisini moda dünyasından soğutan sektör çalışanlarından bahsederkense bir başka sokak lezzetini, işkembe çorbasını dolar diline. "Ben sabahın 6'sında uyanıp gittiğim sete işkembe çorbası içip gelen insanlar yüzünden işimi yapmaktan vazgeçtim," der. E doğru. Armağan bak biz bu kadar senle, sen o zaman benim yapımcımdın. Yanımda birlikte, masada birlikte işte program host ettiğim arkadaşımdın. Ben hiç işime geç kaldığımı hatırlıyor musun? Asla. Bir de ben bir gece önce de çıkarak öyle yani böyle berduş bitkin de hiçbir zaman hiçbir işime gitmedim. Ya bu saygısızlık. Bizim en çok içki içtiğimiz dönemde sanarsız gün çekimi varsa içki içmezdim mesela. Ben yani, şiş çıkarım derdim. Şiş, hala da şişiyorum çünkü. Allah'tan öyle bir, Allah bana bir kötü özellik vermiş ki o benim işte bir hayatımda hep kontrolüm. Şunu övünerek söyleyeyim. Biz, ne oldu da sen içki içmekten vazgeçtin? Bir yerde bir şey oldu. Ayşe. Yok Ayşe, Ayşe de zaten hamilelikte içmeyince ondan önce başlamıştı ama bende. Ne olmuştu? Hatırladım tamam. Bir şey mi olmuştu? Tamam. Efe'den dolayı. Ha, benden daha çok içen biriyle karşılaşınca içmekten vazgeçtim. Gerçekten. Ne dedim biliyor musun? Bunu kullanabilirsiniz lütfen rahat. İçince böyle mi olunuyor ya dedim. Ay dedim böyle olunuyorsa ne kötü iş. Ben kimlere ne eziyetler çek. Gerçekten bir dönüm noktası oldu benim için. Hatırladım tamam. Anlatıyordu çünkü. Poğaça, ıslak hamburger ya da işkembe çorbasıyla değil, kamuoyundaki imajını parlatırken kapalı kapılar ardında kendisine bir gram saygısı olmadan yaşayan insanlarla alıp veremediği vardır. Hatta YouTube kanalındaki Cheat Day başlıklı videolardan öğreniriz ki en sevdiği yiyeceklerden birisi sosisli sandviçtir. Mantıya da bayılır, brokoliye de. Açık açık da söyler bunu. Instagram storiesine yulaf lapası fotoğrafı koyup gerçek hayatta 1,5 İskender götürenlerden değildir. Dolayısıyla hayaller hayatlar yoktur onun hayatında. Hayali hayatı, hayatı hayalidir. Bir de sağlık programı sunar Deniz. TV100'de yayınlanan Biz Bize adlı programla kamuoyuna tıp dünyasındaki son gelişmeleri ve sağlıklı yaşam önerilerini uzman doktor konuklarıyla beraber verir. Sosyal meselelerde eline telefonunu alıp tweet atmakla kalmaz. Eline pankart alıp sokağa da çıkar. Hayvanları çok seven Deniz Akkaya'yı hayvan hakları için sokakta mücadele ederken de görürüz. Son yıllarda modacısından fotoğrafçısına, eski sevgililerinden magazincilere, Deniz'i ben yarattım diyen herkese gülüp geçer. Çünkü Deniz Akkaya ismini yaratanın her düştüğünde yerden kalkıp yeni baştan başlayabilme cesaret ve gücüne sahip olan Deniz'den başkası olmadığını en iyi o bilir. Çok teşekkürler, harika olmuş. Değil mi? Harika hazırlamışsınız gerçekten. Böyle şey oldu. Psikiyatriste gidiyorum ya şimdi hep geriye döndürmeye çalışıyor. Hiç gerek yokmuş. Hepsine geri döndüm. Bunu yollayalım. Bunu yollayalım. Kendimi tebrik ettim bunu izledikten sonra. Zor bir hayatım oldu şu ana kadar. Ama çok severek bir de çok böyle keyif alarak yaşadım her anı. Kötü olan şeylere bile çok teşekkür ediyorum şu an. Çünkü gerçekten şu an beni ben yapan her şey
bu videonun içinde var. Deniz'cim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Büyük geldiğin keyifti. Için. Çok keyifliydi. Teşekkür ederim benim hani, için de. Çok yakın arkadaşız. Bil, seni böyle seyretmek de başka bir şeydi. Bir yandan da kendimi seyretemedim. Yoktu görüntülerimiz. Evet. Ben olsam o balık pazarındaki Konya'yla... No.